çarpıntı, daralma, nefes alamıyormuş gibi, boğuluyormuş gibi hissetme. Hastalık kaygısı bozukluğunda herhangi bir zamanda panik ataklar da gözlenebilir. Genellikle orta yaş grubunda daha sık gözlenir. Bu yaş grubunun özelliği nedir? Çünkü genel olarak hastalıkların çıktığı yaş ve ilerlediği yaş bu yaş grubuna özgüdür. Bu da güzel bir soru. Genellikle hastalık kaygısı bozukluğu genetik olarak geçebilen bir bozukluktur. Merhabalar, ben Doktor Derya Adalıaker, psikiyatri uzmanıyım. Sizlere bugün hastalık kaygısı bozukluğundan bahsedeceğim. Hastalık kaygısı bozukluğu, bir kişinin sürekli önemli bir hastalığı olduğuna dair tekrarlayan düşüncelerinin olması ve bu konuda bunun açığa çıkması için tekrarlı tıbbi başvurularının olup muayeneye gelmesi, tetkiklerin istenmesi, bir hastalığı olmadığına dair söylemlere kulak asmayıp tekrar tekrar muayeneye başvurmasıdır. Hastalığı olduğuna dair kuvvetli bir inancı vardır. Hastalık kaygısı bozukluğunda belirtiler bir hastalığı olduğunu düşündüğünde gelen yoğun anksiyete semptomlarıyla karakterizedir. Bunlar nelerdir? Çarpıntı, daralma, nefes alamıyormuş gibi, boğuluyormuş gibi hissetme, terleme ve baygınlık geçirecekmiş gibi hissetme olabilir. Teşhis psikiyatrik muayene ile konulur. Yardımcı testler de, ölçekler de istenir. Kişinin hayatının kalitesini etkileyen, işlevselliğini etkileyen bir düşüşle karakterizedir. Kişi bunu düşünmekten dolayı, bu hastalığa dair belirtileri düşünmekten dolayı o işine odaklanamaz, arkadaş ilişkilerinden mahrum kalır, yemek yemesini, uykusunu, bütün rutin döngülerini kontrol altına alma çabasında bulunur. Ekstra dengeli beslenmeye dikkat edebilir. Kişinin hayatını büyük ölçüde etkileyen bir bozukluktur. Genellikle orta yaş grubunda daha sık gözlenir. Bu yaş grubunun özelliği nedir? Çünkü genel olarak hastalıkların çıktığı yaş ve ilerlediği yaş bu yaş grubuna özgüdür. Hastalığın seyri kişinin en ufak bir belirtiyle birlikte en kötü olasılığı düşünmesine odaklıdır. Mesela bir baş ağrısı varsa kişinin baş ağrısını yorumlaması acaba bende beyin tümörü mü var şeklinde olabilir. Ya da göğüs ağrısı olan bir durumdaki kişinin göğüs ağrısını kalp kriziyle eşdeğer görmesiyle odaklıdır. Ve ben kalple alakalı bir kötü bir hastalığım var, açığa çıkaramadık bir türlü şeklinde düşünmesi olabilir. Peki nasıl tedavi ediyoruz bu bozukluğu? Kişinin öncelikle psikiyatrik medikal tedaviye ihtiyacı olup olmamasını bir gözden geçiriyoruz. Bununla alakalı antidepresan tedavi ya da anksiyolitik dediğimiz kaygı giderici ilaçları tercih ediyoruz. Eğer kişinin kaygıları bilişsel müdahalelerle geçecek durumdaysa psikoterapötik yaklaşımları gösteriyoruz. Özellikle kişilerin hayatını doldurması, meşgale bulmasını öneriyoruz. Hobi olabilir, kişilerin spora yönelmesi olabilir. Bu gibi müdahalelerde bulunuyoruz ve tekrarlı doktor muayenelerinden kaçınmalarını öneriyoruz.
Tedavide medikal tedavinin süresi en az 6 ay olmak zorunda. Yaklaşık 2 yıla kadar sürebiliyor. Bununla alakalı tedavi seçeneklerinde terapötik müdahalelerin de yer almasıyla bu süre azalıyor. Bozukluğun tekrar nüksetmemesi için bilişsel müdahaleler ve kişilerin şemalarının daha dengeli olarak işlevsel olmasına yönelik müdahaleler yapılıyor. Sizlere hastalık kaygısı bozukluğuna dair bilgiler verdim. Şimdi de sizlerden gelen soruları cevaplayacağım. İlk sorumuz, hastalık kaygısı bozukluğu kendi kendine geçer mi? Bazı durumlarda tetiklendiğinde geçici olabiliyor. Bu durumda zaten kişinin işlevselliği tam olarak bozulmamış oluyor. Bir bozukluk demek için tekrarlı bir şekilde kişinin rutininin, günlük işlevselliğinin bozulması gerekiyor. Biz o zaman tedaviye başlıyoruz veya bir bozukluk diyebiliyoruz. Yoksa bazı durumlara binaen tepkisel olarak geçici sürelerde de hastalık kaygımız olabilir. İkinci sorumuz, hastalık kaygısı bozukluğu kişinin hayatını nasıl etkiler? Güzel bir soru bu. Hastalık kaygısı bozukluğunda kişi iş yaşamında işine konsantre olamaz, sürekli bir hastalığına dair semptomlarına odaklanır, belirtilerine odaklanır ve hastalığı olduğuna dair inancını körükler bu durum. Buna takılıp kalır, sosyal arkadaşlık ilişkilerini gerçekleştiremez, kendini kısıtlar, daha korumacı, evde kalan, izole olan bir yapısı olur. Buna dair depresif belirtiler de yanında eşlik etmeye başlar giderek. Hastalık kaygısı bozukluğu panik atakla karışır mı? Bu da güzel bir soru. Hastalık kaygısı bozukluğunda kişinin hastalığa dair tekrarlı bir şekilde hasta olduğuna dair bir kaygısı olduğu için bu kaygı tırmanıcı ve özellikle baş edilemez durumda panik atak belirtileri gösterip bir pik dediğimiz bir yükselme gösterebilir. Yani hastalık kaygısı bozukluğunda herhangi bir zamanda panik ataklar da gözlenebilir. Bir diğer sorumuz, hastalık kaygısı bozukluğu genetik midir? Bu da güzel bir soru. Genellikle hastalık kaygısı bozukluğu genetik olarak geçebilen bir bozukluktur. Genellikle hepsi genetik olarak kalıtılabilir. Aynı zamanda sosyal öğrenme dediğimiz kişileri idealize edip örnek almayla birlikte davranışlar da kopya edilir ve doğrusu bu şekilde büyütülürsek eğer bu durum gelişebilir. Hastalık kaygısı bozukluğunda tedavide nefes egzersizlerinin yeri var mıdır? Bu bozuklukta özellikle gevşeme teknikleri rahatlama amacıyla kullanılıyor. Bunlardan biri de nefes egzersizi, relaksasyon egzersizi veya güvenli alan çalışması yapılabilir. Hastalık kaygısı bozukluğu başka bir psikiyatrik bozuklukla karışabilir mi? Bu da güzel bir soru. Burada daha çok somatizasyon bozukluğu olarak bilinen bedenselleştirme bozukluğuyla karıştırma görebiliyoruz. Somatizasyon bozukluğunda genellikle belirti odaklı ilerliyor durum. Hastalık kaygısı bozukluğunda kişiler bir hastalığına dair kuvvetli bir inancı var. Somatizasyon bozukluğunda, bedenselleştirme bozukluğunda daha çok ağrı, karın ağrısı, bunaltı, bunlara dair ya belirti üzerinden geçen bir huzursuzluk durumu var. Sizlere hastalık kaygısı bozukluğundan bahsettim. Eğer sizde veya yakınlarınızda bu bozukluğa dair belirtiler varsa hastalığın geçmesine dair psikiyatrik muayene ve tedaviye yönlendirebilirsiniz. Hepiniz sağlıcakla kalın.